Euzubillahimineşşeytanirracim. Ma hükmül içtima ale zikri vel hadarat elleti yef'alâ kesirin nas. İnsanın pek çoğun yaptığı toplulanarak bir araya gelip zikretmek. Topluca zikretmek. Bunun hükmü nedir? Kale. Cevap. El içtima ale zâkir sünnetün mektubetün. Bu mektub bir sünnettir ve kurbetün mendubetün. Mendub olan bir yakınlık sebebidir. İzlem yahtevi ala izalem yahtevi ala şeyin minel muharramat. Yani ancak orada haram olan bir şey bulunmuş olmayacak. Yatırlatı rical bin nisai el ecnebi. Erkekleri yabancı kadınların bir arada olması gibi veya çalgı gibi veya haram gıybet gibi şeylerin olmaz. Meddelili ala istibabı zarike ma'arat refis saut bunun toplanmanın müstahap olmasına ve orada zikirle sesini yükseltmesinin müstahap olmasının delili var mıdır? Kad var adı annevi sallallahu aleyhi ve sellem hadisi kesiretün fi fadlı iştima ala zikri. Zikir üzere toplanmanın fazileti hakkında pek çok sahçe vardır. Ve refis salt gibi ve zikirde sesin yükseltilmesi. Tabi buradaki çehri demek yandaki kişinin duyacağı kadar demektir. Yoksa bağırıp çağırmak, feryat etmek değildir. Kavsi sallallahu aleyhi ve sellem La yak'udu kavmun yezkürünallâhe teâlâ illâ hafetum meleke ve gâşyetumur rahme ve nezel aleyhimus sekine ve zekerehumullah fî men inde. Bir topluluk Allah'ı zikretmek için oturmazlar. Ancak böyle otururlarsa melekler onları kuşatır, rahmet onları kaplar, üzerlerine sekine iner ve Allah-u Teala onları kendi indinde bulunan melekler arasında anar. Müslüm bunu rivayet etmiş. Diğer bir rivayette Müslüm ve Tirmizi'nin tarz ettiği rivayette Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Haraca ala halkatin min ashabi. Nebi Aleyhisselam ashabına bir halka, zikir halkası olmuş. O halkanın yanına vardı. Fakale buyurdu. Ma yüzlüsüküm. Ne sebeple oturdunuz? Sizi burada ne şey oturttu? Niye oturdunuz? Galu. Celesna nezkurullah ve nahmiduhu. Biz oturduk Allah'a zikrediyoruz. Hamd ediyoruz. Ya toplu zikir görüyor musun? Fakale innehu etani cibrilu. Muhakkak Cebrail bana geldi. Sahbereni bana haber verdi ki ennallah yubahi bikümül melakete. Sizinle meleklere karşı övünüyor. Elhamdülillah. Tabarani merfuan şu rivayet getiriyor. Ma min kavmin istemme'u yazkurun Allah'a bir topluluk toplanıp da Allah için toplanıp zikretmezler. Layar yürüdüğünde bizaki bununla kastetmiyorlar, murad etmiyorlar. İlla veçhehu teala. Ancak Allah'ın rızasını kastederlerse ne olur? İlla nadahum münadin minessema. Kökten bir münadi nida eden bir melek nida eder. Şöyle en kumu kalkın mağfuren leküm affolduğunuz halde. Zikir bittiği zaman onlara şöyle bir nida gelir. Affedilmiş olduğunuz halde kalkın. Kad bu dilet seyyiatikum hasenat. Seyyeleriniz, günahlarınız iyilikle değiştirildi. Yerine iyilik yazıldı. Ya arkadaşlar, işte bu hatmi şerifler, hatmi hocalar, hatmi şerif için toplanıp bir arada zikretmek buraya geliyor. Bu hatmi şeriflerde ise açıkça zikir için toplaşıp oturmanın faziletine, Allah'tan onlarla övündüğüne dair rivayetler olmuş oldu. Şimdi burada sesin yükseltmesiyle alakalı bu arada olan bir rivayet var. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yakulullah Allah Teala buyuruyor. Ene inde zanni abdi bi. Ben kulumun bana olan zannına göreyim. Ve ene ma'a ben onunla beraberim. İza zekereni. Beni zikrettiği zaman ben onunla beraberim. Ve in zekereni fi nefsihi. Kendi nefsinde beni kulum zikrederse zekertu fi nefsi. Ben de onu kendimde zikrederim. Ve in zekereni fi meleğin. Bir topluluk içinde beni zikrederse zekertu fi meleğin hayrun minhu. Ben de ondan daha hayırlı bir topluluk içinde yani melekler cemaat içinde onu zikrederim. Şimdi bu rivayette ve zikri fi meleğin topluluk içindeki zikir la yekunu illa an cehri. Ancak cehri olur. Tabi bu cehri bazı tarikatların yaptığı gibi bağırıp çağırmak değil. Yandaki insanlara kişilere sesini duyurmaktır. Başka bir rivayette Beyhaki'nin merfu olarak getirmiş. Eksiru zikrellahi Allah'ın zikrini çoğaltın. Hatta yekulu münafikun ta ki münafıklık desinler. İnneküm müraun. Siz müraisiniz. Gösteriş yapıyorsunuz. Başka rivayette hatta yekulu mecnun. Onlar delisiniz diyene kadar zikredin. Ya şimdi burada da karşı tarafın münafıkların sesi demek ki duymaları, zikir duymaları onları rahatsız etmiş. Onlar zaten zikirden, ibadetten rahatsız oldular. Buradan anlaşılıyor diyor yani kitap sahibi. Cehri zikir olabilir diyor işte. Cehri zikir bunu deli etmiş. Şimdi Arif Billah olan alimlerin bir kısmı cehri zikri müstahap olduğuna dair deli etmişler. Bir kısmı da Nakşiler gibi hafî zikrin müstahap olduğuna dair, sünnet olduğuna dair delil etmişlerdir. Bu tabi hallerin itilafıyla, şahsların itilafıyla ve marifetlerin itilafıyla olur.
Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de hakemi var. Yani kendi nefsinde zikret, Rabbini zikret, fazla bağırıp çağırma şeklinde ayetler var. Buna bakıldığı zaman eftar zikri el-hafiyyü diye bir ayet var. Zikrin en eftarı hafi olandır. O halde tarikatların zuhurunda meşrebe göre kişiler ne yapmışlar? Sesli veya sessiz zikri almışlar. Ama sünnet-i seniyye ittibasını öne alan naşit büyükler ise sessiz zikir, hafif zikiri tercih etmişlerdir. O niyetle bu yolu sünnet-i seniyye tatbik ederek elhamdülillah kemalatları elde etmişlerdir. Cehri zikirde biliyorsunuz müritler için bilhassa ne var? Riyakarlık olabilir. Çünkü adam mutmain olmamışsa zikirini duyuruyorsa veya insanları rahatsız edebilir. Değişik bir ortam oluyor yani. O yüzden devlet İslam devleti değil ki. Halk yani ezan sesinden rahatsız oluyorlar. Hoparlörü kısıtlıyorlar. Hatta bazı yerlerde hoparlörü okutmuyorlar. Ya. Zaten ezan aslında minarede okunması lazım. Görülmesi lazım. Çünkü adam sağırsa nasıl duyacak ezanı? Görmesi lazım. O sünnet gitti. Şimdi bidat olan başka yöntemine geldi ama şimdi artık mikrofonla okumak ihtiyaç oldu. Çünkü ses çok, kalabalık çok, gürültü çok. İnsanları uyaracak bir şey lazım oldu. Yani. O bakımdan. Ama gene de müezzinin yukarı çıkması lazım. Üstelik yüksek bir yere çıkması lazım. Şimdi burada da cehri zikri deyince dümbelek çalıp, devran edip, bağırıp çağırarak değil. Sallanarak değil. Çünkü Ebu Suud fetvaları da var. Sallana sallana zikretmek namazı bir adamı idama götürüyor. O da fetva veriyor. Yani alay gibi olur diyor. Hafife almak olur diyor. Burada cehriden kasıt yandakilere duyurmak. Yani yandaki kişiye işittirmek manasında, onları da böyle zikre alıştırmak manasında olabilir. Ama biz nakşibüklerin yolundan gelenler ne diyoruz? Cehri değil, hafi zikirdir. Hafi zikir daha eftaldir ve riyadan uzaktır ve gözyaşına bir takım hallere daha fazla tesir olur. Böylece nafileler gizli yapılacağı için inşallah hafi zikrin olması da eftaldir. Ayet-i Kerim'de vardır yani. Sesini fazla yükseltmedi üzerine bak. Ne fazla ne aşağı orta yol devam et diyor. Enkere sıfatı lesavtül hamir yani çok en çirkin ses hımar sesidir. Yani feryat etmek, bağırıp çağırmak mürüvvet, şahsiyeti öldürür. Şimdi burada ne anlaşılıyor demek ki topluca zikir sünnettir, müstehaptır. Mevla Teala onlarla övünüyor. Dolayısıyla tasavvuftaki hatmi şerif müritlerin beraber toplanıp zikir yapmaları sünnete dayanıyor. İtirazcılar burada da mağlup olmuşlardır. Elhamdülillah. Allah onları idare etsin.